Evet. 19 Ekim 2023. Gökova'ya doğru tekrar yelken açtık. Motor yelken ilerliyoruz. Birkaç saat sonra hava yavaş yavaş, rüzgar biraz daha artacak ve tamamen yelkenle gitmeye başlayacağız. Hava durumu öyle gösteriyor. Müteki botu Bodrum Karahalı çıkışında rastladık. Kontrol ediyoruz içinde kimse var mı diye. Şu arkadaşlar da yedekleyecek şu an. Şöyle yakınından bir bakalım. Kimse yoktur inşallah içinde. Çantalar, eşyalar burada bırakılmış gidiyorlar. Biz şu an taklidi 7-8 saat içinde bir seyri tamamlayıp Gökova Karaca Söğüt'e gideceğiz. Yaklaşık 5 saat hızla gidiyoruz. Karaca Söğüt'e gideceğiz. Rahmetli Cengiz dayının teknesini Karaca Söğüt'e bırakıp burada 3-4 gün oyalandıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Şu an Bodrum Cup yelken yarışının herhalde Ören Bodrum ayağına denk geldik. Bütün yelkenlilerin hepsi şu an yarışa çıkmış durumda. Biz de çaparız olmayalım, onlara şey yapmayalım diye rüzgar altından bütün yelkenlere yol vereceğiz. Baksana abi nasıl yatıyor? Kaç tane yelkeni var abi onun öyle? Yani onu bir zoomlasana moruk şunu. Bodrum Cup klasik tekne gulet yarışları. Çok keyifli. Karaca Söğüt'e 1 saatimiz kaldı. Arkadan gelen rüzgarla upasayı yapıyoruz. Keyifler, gıcır. Karaca Söğüt'e 7 saatlik seyir sonucu akşamımızda vardı. How was your trip, Mr. Kaptan? Bizi güzel bir şekilde karşıladı. Diğer lakabını söylemeyeyim. Ortağım hemen attı şeyleri. Biraz yıpranmış gibi görünüyor arkadaşlar. Tuzlak koyuna geldik. Çok güzel bir koy. Çok korunaklı bir yer. Burada yer alıyoruz şu an. Bayrak Adası dediğimiz bir yer var. Çok güzel bir Ekim akşamüstü. Cennetten bir köşe adeta. Denizde çok sakin bir havada
Çatıkoyun'a doğru ilerliyoruz. Evet, küçük çatıdan Bence'ye yürümeyi hedefliyoruz. Yanımıza içki suları aldık. Buraya gelin. Evet, iskeleye yanaşacağım. Çek istersen. Aç. Evet, iskeleye yanaşalım. Buradan ormanın içine giriyoruz. Ormanın içinden. Küçük çatı koyunun içinden. Bence'ye yürümeyi deneyeceğiz. Google'da 2.4 kilometre yazıyor yürüyüş yolu olarak. Evet, doğru yolda olduğumuzu söylediler. Ekim ayının en güzel zamanları. Evet, çatı, küçük çatıdan balık aşırına yürüdük. Bayağı bir yol yaptık. Şimdi bir su molası. Evet, sivrisinek istilasına yolda şey yaptık. İlginç bir yere geldik. Bir balıkçının barınağı. Çok güzel bir yer yapmış kendine. Keyfe bak ya. Evet, neresi burası? Karya yolundan mı yürüdük? Kar yolundan yürüdük, evet. Mavi beyazlar Lelek yolu, kırmızı beyazlar Karya yolu. Kırmızı beyaz taşları işaretler Karya yolu. Buradan ana caddeye yürüdük. Bayağı bir kilometre. Yani şu anda en üstteki gördüğün adanın hizasında yani. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. koydayız biz. 5. koydan. Şimdi ana yola geldik. Buradan aşağı şuranın arkası, tepenin arkası Bencik. Başaracağız gibi. Biz Akdeniz'de değil, Akdeniz'de. Evet, Ege'den Akdeniz'e yürüyoruz. Evet, Bencik gözüktü buradan. Yoldan ne sonra kısa, değil mi? Evet, o yoldan sonra şöyle güzel bir toprak yol varmış, yürümesi kolay. Tek sıkıntı o çatı tarafından Karya yolundan yürümek oldu ama bayağı keyifli olacak. Şimdi Ege'de denizden çıktık, Akdeniz'de denize giriyoruz gene. Evet, Bencik'teyiz şu an. Keçiler bizi karşılıyor. Şurası Bencik'in Alarga'da kalınan bölgesi. Eski kamp varmış burada, devlete ait olduğu yer. Şu an bulunduğumuz yerde özel mülkmüş. İzinsiz girdik ama sonuçta görüp çıkacağız. Çatıkoyun'dan sabah saat 5 gibi çıktık. 5.30. Gün ağrıyor şu an. İleride okyanus sürüsü vardı, oynak vardı fakat balık ortamıza balık gelmedi. 6 saatlik seyrimizin 1 saatini tamamladık. Yasin! Yasin! Kafayı suya sok! Ne oluyor lan? 2 tane orkinos yakaladık. Peşimizde. Oğlum çıkacak, dur.